Orada neler oluyordan merhaba sayın seyirciler. Hafta boyunca belediyelerimizin etkinliklerini, başarılı projelerini, çalışmalarını sizlerle paylaştık. Peki hangi belediyelerimize konuk olduk? Hangi belediyelerimizi stüdyomuza ağırladık? Birlikte hatırlayalım. Musa Yıldız. Artık ben de kendi işimin patronu olmak istiyorum dediler. Hayatlarını değiştirecek kararı girişimcilik kursuna katılarak verdiler. KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı, Sancaktepe Belediyesi ile ortaklaşa bir proje başlattı. Fikirlerini hayata geçirerek iş sahibi olmak isteyenlere uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi. KOSGEB'le beraber ortak yapılan projelerde açılmış olan kurslarda şu ana kadar 436 vatandaşımıza sertifika vermiş olduk. Kurslarımız devam ediyor ama şu ana kadar 36 vatandaşımız bu kurslardan istifade etti. Sertifikalarını aldılar. Sancaktepe Belediyesi'nce düzenlenen sertifika töreninde yeni girişimcilere sevindirici bir haber de verildi. İşletme açacak komşularımıza işletme ruhsatını bedelsiz Sancaktepe Belediyesi verecek. KOSGEB girişimcilik kursundan mezun olanlara 50.000 TL hibe, 100.000 TL de kredi limit imkanı sağlıyor. Ne güzel çiçekler be. Siz zaten çok güzelsiniz. Ellerindeki çiçeklerle okul ziyaretine gitti. Çocuklar Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladı. Çocuklar ne var diyor? İyi misiniz? Başkanım. Teknoloji, eğitimde hem öğrenciler hem de öğretmenler için artık büyük bir nimet. Hemen hemen her sınıfta bulunan akıllı tahtalarla eğitim herkes için daha eğlenceli hale geliyor. Hadi ben de sizinle oturayım. Beyoğlu'nda bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri Belediye Başkanı Demircan'la keyifli anlar yaşadı. Başkan Demircan öğrencilerle boyama yaptı, fotoğraf çektirdi. Okullarda Buluşalım projesi kapsamındaki ziyarette Başkan Demircan ailelerin istek ve şikayetlerine de kulak verdi. Kiminin başını sokacak bir evi vardı ancak tapusu yoktu. Kimi ise tapusu olmadığı için kendi arazisine ev inşa edemiyor ve kirada oturmak zorunda kalıyordu. Şimdi tapularımızı alıp Allah'ın izniyle başkanımız sayesinde inşaatlarımıza başlayacağız. İşte çocuklarımıza evler yapacağız. Çünkü çocuklarımızı bile evlendiremiyorduk. Yani yapamadığım vakit çocuklar evlendiği vakit Kemerburgaz'ın dışında çevre ilçelerde ev tutup şey yapıyorduk. Şimdi bu sorun bitiyor. Beyefendi. İlçede tapusuz kimse kalmasın diyerek çalışmalarına hız veren Eyüp Belediyesi tapu imar sorunlarını çözerek tam 950 ailenin yüzünü güldürdü. Çok sevinçliyiz. Allah razı olsun. 20 senedir beklediğimiz an oldu. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Tapular Kemerburgaz'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törene Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Gerçekten mutlu bir gün. Biz de mutluyuz. Yaklaşık 22 yıllık bir özlem bugün inşallah bitiyor. 22 yıldır çözülmeyen tapu sorunu, imar sorunu hamdolsun çözdük. İnşallah bundan sonra bu kronik sorun bitmiş olacak ve Kemerburgaz'ımızda vatandaşımız tapularına kavuşarak, imar haklarını kullanarak yeni binalarına kavuşacaklar. Kemerburgaz Köyçi bölgesindeki hak sahipleri tapularını Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın elinden aldı. Hem kendilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar.
ev hanımları boş durmak yerine el emeği, göz nuru işlerle maddi özgürlüklerini ilan ediyor. Kimi nikah şekeri süslemesi yapıyor, kimi çeyizlik eşya hazırlıyor. Kimi ise çocuklar kimyasal madde içeren ürünler yerine daha sağlıklı oyuncaklarla oynasın diye bez bebek hazırlıyor. Bir hafta falan sürdü bu, çok büyük olduğu için, ama daha küçüklerini bir günde, iki günde yapıyorum. Bunu bir günde, şunu yine aynı bir günde yaptım. Kolay olanları bir günde yapılıyor. Tabii öncelikle hani bir şey uğraş için gittim. Sonra maddi olarak da çok güzel bir gelir getirdiği için. Girişimci kadınlar Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde aldıkları meslek edindirme kursuyla hayatlarında yepyeni bir sayfa açtı. Kurslara katılan kadınlar hem terapi gördü hem de kendileri için maddi kazanç kapısı araladı. Ücretsiz olarak aldıkları eğitimler şimdi onlara her ay düzenli bir para getiriyor. El işleri Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne bağlı iki ayrı merkezde beğeniye sunuluyor. Önceleri böyle evde yapıyordum. Sonra ticarete satmaya başladım, satış ofislerine. Gazi Osman Paşa Küçükköy satış ofislerine götürüyorum. 3 senedir geliyorum iğne oyasına. En önemli katkısı psikolojik çok büyük bir rahatlama sağlıyor. Çok yardımcı oluyor. Aile bütçesine de katkısı olduğu oluyor. Sevdiklerime doğum günü hediyesi artık iğne oyasından yapabiliyorum. Bu da çok güzel bir şey. Gazi Osman Paşa Belediyesi kendi parasını kazanmak ve meslek edinmek isteyen kadınlara 38 branş ve 6 kurs merkezi ile eğitim veriyor. Küçük bir balkonumu atölye gibi yaptım. Bütün malzemelerimi orada. Evimde yapıyorum. Satış ofislerine gidiyorum. 2 sene nikah şekeri ve süslemeye geldim. Ben de olsa yapıyorum. Ben şu an elimde. Her zamankinden daha parlak ve daha büyük. Süper Ay tüm ihtişamıyla gözlerin kilitlendiği nokta oldu. Eyüp'te de 7'den 70'e herkes büyük bir merakla teleskobun başına geçtiği Süper Ay'ı izledi. Evet, böyle elini yiyebileceği kadar oluyor gibi oluyor sanki çok yaklaştırdığında. Böyle çevirince teleskobu sanki başka bir ay varmış gibi oluyor yanında. Dünyanın gözü Süper Ay'daydı. Zira onu bir daha görmek isteyenler 2034 yılına kadar beklemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden herkes büyük bir merakla Süper Ay'ı izlemek için gökyüzüne kilitlendi. O noktalardan biri Eyüp'teki Ali Kuşçu Uzay Evi'ydi. Evet, hoş, güzel. Sanki dokunacakmışsınız gibi görünüyor. İki tane teleskop vardı onda ve bir tanesi bazı yerler mavi ve gri. Diğeri normal bu renkte, çukurları falan ama daha çok belli ediyordu. Gök ismi olan Ay'ı gözlemliyoruz. Eyüp'ün ödüllü projesi Ali Kuşçu Uzay Evi'ndeki teleskoplar Süper Ay'ı izlemek isteyenler için bahçeye kuruldu. Minik gök bilimcilerin merakına Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da ortak oldu. Başkanım, pek değil mi? Nerede, ne kadar para harcıyoruz? Bütçemizin büyük bölümü hangi sektöre gidiyor? Buna bu kadar gitmiş. Böyle görebilmek lazım. Böyle görmek lazım. Çünkü aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları soluğu finansal okuryazarlık seminerinde aldı. Kadınlar akıllarına gelen tüm soruları iş kadını Özlem Denizmen'e sordu. Maddiyat yani para üzerinde yüzdüğümüz sudur. Tasarrufu öğrendik, para biriktirmeyi öğrendik. Yani güzel şeyler bunlar. Gider tablosunu öğrendim ve bu arada ailemin bütçede nasıl katkı sağlayabilirim, neler yapabilirim onun hakkında bilgi edindim. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nce düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Katılımcılar arasında Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve eşi de vardı. En önemli çalışmalarımızın başında da kadınlarla yapılan projelerin, çalışmaların gelmesi gerektiğini düşündük. Kısa bir mesaj at ve iyiliğe yol ver. Kuru gıda,
ilaç ve giysi. Yaklaşan soğuk havalarda Suriye'de yaşayanların en büyük gereksinim duyduğu temel ihtiyaç malzemeleri. Eyüp Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İnsani Yardım Vakfı ile işbirliği yaptı ve İyiliğe Yol Ver kampanyasına imza attı. Yardımlar çatışmanın yoğunlaştığı Halep, Başika, Musul gibi bölgelere gönderilecek. Kampanyanın basın lansmanı Eyüp'te yapıldı. Programa Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı. Kadın, çocuk, ihtiyar. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar da yardımlarını muhtarlık ve okullara bırakarak Suriye halkına destek olabilir. Otomobil şehrin göbeğindeki bu kavşağa konulan borunun içine yerleştirildi. Bu manzarayı görenler dönüp bir daha baktı. Bursa'daki kanalizasyon boruları ilginç bir tanıtıma araç oldu. Vatandaşlar boruların içine yerleştirilen otomobili görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, altyapı çalışmalarında kullandıkları boruların ne kadar dirençli olduğunu göstermek için bu yola başvurdu. Can henüz 10 aylık küçük bir şempanze ve onunla ilgilenen özel bir ekip var. Çünkü o, Türkiye'deki hayvanat bahçelerinde dünyaya gelen ilk şempanze. Can, anne sütüne eşdeğer özel karışımlarla besleniyor. Çünkü annesinin sütü yeterli gelmiyor. Ama annesinin artık sütü yeterli gelmediğinden dolayı annesinin biz ayrı olarak yavruyu beslemek zorunda kaldık. Bunun için annesinin sütüne eşdeğer olan özel bıldırcın yumurtası ve protein yönünden zengin mamalarla ve kendisine laktozsuz sütlerle karıştırarak özel bir diyet rasyon hazırladık. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Can, kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Yakında da Hayvanat Bahçesi'nin reklamında oynayacak. Çitler örülüyor, kaldırım taşları tek tek döşeniyor, banklar takılıyor, Eyüp'ün parkları yenileniyor. Parklar, metropol hayatında yaşayanlar için nefes alınabilecek noktalardan biri. Eyüp Belediye ekipleri de ilçedeki parkları daha kullanışlı hale getirmek için hummalı bir çalışma içinde. Akşemsettin Parkı'nda başlayan yenileme çalışmasını belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yürütüyor. Parkımızda aslında en önemli etken mevcut yeşilimizin %10 oranında artılmış olması. Yapılan bu çalışmada hiçbir ağacımıza, fidanımıza yer değiştirme hususu dahi olsun. Yer değiştirmezken ağaçlarımıza bir artış söz konusu olacak. Revize ediliyor. Düzenleme ile birlikte 9000 metrekarelik parkta mevcut yeşil alan %10 oranında arttırıldı. Çalışmalar sona erdiğinde basketbol sahası 450 metrekarelik park içi yürüyüş yoluyla daha modern ve kullanışlı hale gelecek. Aldıktan sonra bağlayacağız. Meraklı zihinlerin kalbi Beyoğlu'nda atıyor. Çocuklara bilimi eğlendirerek öğretmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Meraklı Zihinler Bilim Şenliği başladı. 4 gün sürecek olan ikinci Meraklı Zihinler Bilim Şenliği Taksim Meydanı'nda meraklı çocukları bekliyor. Beyoğlu Hareketleniyor Festivalleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve İTÜ Bilim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik 19 Kasım tarihine kadar Taksim Meydanı'nda devam edecek. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu şey inovasyondur, yeniliktir, mucitlerdir, kaşiflerdir. Kısacası çocuklarımızın icat çıkartmasıdır. Çünkü bütün dünyada bütün yarışın yeni keşifler üzerinden, yenilikler üzerinden olduğunu biliyoruz.
Biz de toplum arasında çok meraklıyız. Hele yenilikleri kullanmaya karşı çok meraklıyız. Düşünün ki yeni teknolojik bir şey çıkılmış olsa, herhalde dünyada bunu en çok kullanan ülkelerin başında geliyoruz. Bu teknolojileri kullanmak yetmiyor. Bu teknolojileri üretmek gerekiyor. Bunun da yolu meraklı zihinlerden geçiyor. Çocuklarımıza daha küçük yaştan itibaren motivasyonu bol verip onları bir şey keşfettirmeye yönlendirmek bizim ülke stratejimiz olmalı. Nahyonik diye geçiyor bu madde. Şenlikte öğrenci ve ailelerini görsel açıdan zengin bir içerik bekliyor. Bilimsel etkinlikler, tematik atölye çalışmaları, öğrenci proje standları ve zeka oyunları şenlikte yer alacak. Etkinlikte bilime ilgi duyan 7-14 yaş arasındaki öğrencilerin çalışmaları da sergilenecek. Nasıl buldun şenliği? Çok güzeldi. Neyi beğendin en çok? En çok hani tam gezmediğimiz için bilmiyorum ama oradaki konuşan şey poşet kadın çok güzel. Ne aldın? Robot demiyor muyuz biz ona? Evet, robot. Ne diyor robot? Tam dinlemedim ama geldiğiniz için hoş geldiniz diyor sanırım. Sen de bir robot yapmak ister misin? Biraz zor olur ama güzel olur. Nasıl bir robot yaparsın peki yaparsan? Mesela ona zor işlerde yardım edecek bir robot olabilirdi. Alışık olduğumuzdan farklı bir mehter takımı. İlgi çekici gösteriler. Bağcılar'daki gençlik şöleninde gençler ardı ardına sahneye çıktı. Bağcılar'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen gençlik şöleninde bu yıl da coşku vardı. 21. gençlik şöleninde veliler de çocuklarını ilgiyle izledi. Farklı branşlarda çok sayıda başarı kazanan sporcular da şölendeydi. Bağcılar Belediyesi onları altınla ödüllendirdi. 2015, bu yılda Avrupa ikincisi, dünya üçüncüsü oldum 2016 yılında. Bağcılar Belediyesi'nde bizim gibi başarılı sporculara ve öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kültürü ve tarihiyle turistlerin ilgi odağı olan Eyüp, gelenekselleşen Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu'nun 13.sine hazırlanıyor. Sempozyum 25 Kasım'da Dün Bugün Eyüp sergisinin açılışıyla başlayacak. Çok sayıda yazar, tarihçi ve akademisyen özel oturumlarda konuşma yapacak. Bilim, sanat ve kültür bağlamında kıyas kabul etmez bir öneme sahiptir. 13. Eyüp Sultan Sempozyumu'nun teması bu yıl yaşam, mimari ve estetik olarak belirlendi. Toplamda 4 oturumdan oluşacak olan sempozyum 2 gün sürecek. Sınavlar eğitim hayatının dönüm noktalarıdır. 8. sınıf öğrencileri de hayallerine ulaşmak için TEOG'a hazırlanıyor. Sınava birkaç gün kaldı. Çok iddialı değilim ama elimden gelen en iyisini yapacağım. Çalışmalı, dersi derste dinlemeli, hiçbir dikkat hatası yapmamalı, heyecan yapmamalı. Yani basit prensipler bunlar. Her gün günlük tekrarını çalışırsa, düzenli ve planlı bir şekilde çalışırsa istediğini alacaktır. Hepsinin hayalinde farklı meslekler var. Kimi doktor, kimi anaokulu öğretmeni olmak istiyor. Bu hayallere ulaşmak için sınavlarda başarılı olmaları gerekiyor. Matematik öğretmeni olmak istiyorum ve matematiğimi de iyi buluyorum. İddialıyım, çok test çözüyorum. Gazi Osman Paşa Belediyesi de çocukları TEOG'a hazırlamak adına bir deneme sınavı gerçekleştirdi. Öğrenciler bu TEOG provasında kendilerini test etti ve eksiklerini görme imkanı buldu. Ve orada neler oluyorun? Böylece sonuna geldik sayın seyirciler. Yine belediyelerimizden haberlerle karşınızda olmak dileğiyle.